Bırakılan kısmı için. Adım Sarı Rus'un serbest basıncı Bahar Müşavri. Elektronik tebligat başvurusu yaptığımızda e-posta adresi beyanında bulunuyoruz ya. Bu elektronik posta adresi değiştiği takdirde bu değişebilir, bir başkası değişebilir. Bununla ilgili başvuruyu nasıl yapacağız? İkincisi de Masus Hocam'ın, Üstadım'ın bir vakıflar ve deneklere ilgili bir şeyi vardı. Tebligatla ilgili zannedersem. Orada iktisadi işletmeler var. Ondan dolayı isteyebilirler diye benim şahsi kanaatimdir. O, teşekkür ederim. Bir arkadaşımız daha var. Aleyna Arkadaşan. Merhaba Sedat Dedoğlu ben. Benim de sorabileceğim diye. Biz şirket olarak mali görevi aldık. Mali görevi aktivasyonu yaptık. Ama e-fatura başvurumuzu yapamadık. Sizin dediğiniz Firefox Mozilla yüklemesinden dolayı. Ya bundan sonra nasıl bir şey yapmalıyız ya da özel entegratör bundan sonra değiştirebilirsiniz dediniz. Yani daha bizim müracaatımız gerçekleşmedi. İşletmelere sizin şeyi maliyeti ne olur? Hani Luka'nın entegrasyon hizmetini aldığımızda işletmeye maliyeti ne olur? Sizden önce arkadaki arkadaşa görelim. Musa Batur, Mali Müşavir. Benim sorum, şimdi bu veyahutları almadan önce 120 ve 320'lerin ters katiye verenler veya bankaların ters katiye verenler, bu hesaplar öyle mi bırakılacak? Yoksa yıl sonunda mı bu bütün işlemler değişecek? Mustafa Bey'in yanında bir arkadaş söz demiştim. Arkada evet. Barış Ağmaman Sayır, Malmuşak Sayır. Genel olarak sadece bir kısmında yakaladım ben. MTB muafi, MTB mükellefi olanlar elektronik ortamda postaya geçebilir demiştiniz. Bunları geçersek ne gibi artıları var? Yani bir MTB olarak cezalar direkt tebliğ edilir mi? Geçersek herhangi bir artısı var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. Ön tarafa getirelim. Oluyor mu? Tamam, ver. Öncelikle teşekkür ediyorum. Cuma Avrupa, NBG altın transfer katıldı. Şimdi biz uluslararası taşımacılık yaptığımız için kesilen avlu faturalarının kaydıyla ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi... Yurt dışı mı, yurt içi mi? Yurt dışı. Yurt dışı. Aleyna şuraya, buraya getir arkadaşım. Cenk Bey, şimdi e-defterde Berat'ı onayladıktan sonra olası bir hata fark ettiğimizde geri alamıyoruz. Onunla ilgili nasıl bir işlem uygulama yapacağız? İkincisi de eğer ihracat faturalarını e-fatura üzerinden gönderirsek, biz normalde ihracat faturalarını kaydederken VEDOK'tan kapanma tarihlerindeki tarihe göre kayıt yapıyoruz. O zaman nasıl bir sistem uygulamamız gerekecek? Sorularımız bitti. Şimdi cevaplara geçiyoruz. Cevap sırasını gene Vahap Bey önce cevaplayacak. Daha sonra Cenk Bey ve ondan sonra da bitireceğiz. Tekrar dönüşü olmayacak.